kesralı, kesra metli ve kesra tenvinli telaffuzda dikkat edilecek hususların örneklerini okuduktan sonra bu yapmış olduğumuz talimi tilavete nasıl taşımamız gerekiyor? Kur'an'dan misalleri şimdi seslendireceğim. 45. sayfa. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ Bu ayeti kerimeyi okurken مَا ince يَنْبَ derken iklab sebebiyle bir tutma oluşuyor. İçinde gunne olan bütün tecvid kurallarında bir harften çok, iki harften az miktarda tutarak gunneyi belirtme miktarını bir elifin üstüne çıkararaktan okumamız gerekiyor. Gî derken mahalli istişadımız burasıdır. Çalıştığımız nokta burasıdır. Konumuzla ilgili. Bu gayn harfini met yaparken gunne bulaştırmamaya dikkat ediyoruz. Yes, te. Tenutni derken ta harfinin kalınlığını t harfine sirayet ettirmememiz gerekiyor. Dui buradaki bu kalın ta harfi de di diye del harfine döndürmeden okumak gerekiyor. Bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Ve ma yenbagî lehum ve ma yestetî'û ve kunnâ nehûzû me'al khâidhîn. Bu ayet-i kerimeyi okurken ha ve dat harfi, ha-duy, kalın ikisi de özellikle dat harfinin kalınlığını belirtmek icap ediyor. Di şeklinde dele dönmeden, döndürmeden okumak gerekiyor. Bir daha okuyorum. Ve kunna nahuzu ma'al khâidhîn. Birisi metni muttasıldır. Vakıf anındaki de metni arızdır. Tahkik usulüyle okuduğum için ikisini de dört elifte bir araya getirdim. Mutabakatı sağlayarak okumamız gerekiyor. İnna senulqi aleyke kavlen thakile. Bu ayeti kerimeyi okurken konumuzla ilgili iki tane örnek var. Senulqi derken ki kaf harfi, bir de sondaki sakile derken ki kaf harfi. Bu iki kaf harfini de metni telaffuz ederken hem kalınlığına riayet ediyoruz hem de gunne bulaştırmadan okuyoruz. Bir de burada hem kesra met hem de diğer metlerden metni tabiilerimiz var. Metler arasındaki mutabakata da dikkat ederek okumamız gerekiyor. Bir daha okuyorum. İnna senulqi aleyke kavlen thakila ve sahibatihi ve ahihi. Bu ayeti okurken baştaki sat harfimiz kalın. Sahibetihi hi diye uzatırken gunne bulaştırmamaya dikkat ediyoruz. Ahihi derken ha'nın kalınlığını
tekellüf yapmadan belirtmemiz gerekiyor. Hoy şeklinde abartılı, tekellüflü bir kalınlık değil, inceden bir önceki kalınlık. Ehoyihi. Evet. Sonda medde arıza oluşuyor. O meddin sonunda sakin olarak gelen H harfini belli etmemiz gerekiyor. Yani med yapıp bırakmamak, sonuna H'yi eklemek icap ediyor. Ve fasilatihi lati tu'vi. Burada başta fasî derken sat harfinin kalınlığı F'ye sirayet etmeyecek, fasî olmayacak. F ince sat kalın. Sadı da sine döndürmüyoruz. Met yaparken gunne de karıştırmıyoruz. Oluşan metlerin hepsini aynı boyda, aynı ölçüde birbirine mutabık uzatmaya gayret ediyoruz. Ve gunne bulaştırmıyoruz yine. Bir daha okuyorum. Ve fasilatihi lati tu'vi. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله. Gördüğünüz gibi uzun bir ayet-i kerime olduğu için aralarda usulüne uygun olarak vakfettim. Ve uygun bir yerden de iptida etmek suretiyle sonuna kadar gelmeye çalıştım. İleride gelecek bir konudur. Konuyu yerinde inşallah daha teferruatlı izah ederiz. Burada ilk kelimeyi okurken sat harfini T harfine transfer etmemek gerekiyor. Yani sat harfinin kalınlığını T'ye sirayet ettirirsek muta. Mutasaddiqine olur. T kalınlaşır. T ince sat kalın. Mutesa. Tasa değil. Tesa. Mutesa. Saddi derken konu ileride şedde konusunda gelecek ama buraya bağlantımızı ince yapmaya çalışacağız. Sat diye kalın bir bağlantı değil. Del harfi olduğuna dikkat ederek saddi şeklinde ses transferi yapmadan. Gı derken kesrametli bir okuyuşumuz var. Yine gunne bulaştırmama dikkat ediyoruz. Vel mütesaddikati derken yine önceki söylediğim husus burada da geçerli. Sat harfinin kalınlığını T'ye bulaştırmadan T-S-O şeklinde inceyi ince kalını kalın okumak suretiyle telaffuz etmemiz gerekiyor. Burada H harfi var. Hafizine derken ince okuma dikkat ediyoruz. Buradaki kestalı bütün istila harflerimizi istila sıfatını koruma suretiyle kalın okuma dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi kestalı okumada en yaygın iki hatadan birisi istila harflerinin inceltilmesiydi.
Eğer istila sıfatlarına riayet eder, muhafaza edersek bu sıfatı, ihmal etmezsek kalınlık devam eder. İstediğimiz kadar ince bir i sesi de i sesiyle bitirmiş de olsak harfi, kalınlık korunur. Ama şayet riayet edemezsek hemen incelir, kardeşi olan diğer ince harflere benzeyi verir. Satsine benzer, va, vel harfine benzer. İlahir bu şekilde karıştırmaları önlemek için inceyi ince, kalını kalın olarak okuyacağız. Bunlara riayet ederek bir kere daha okuyorum. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Bu ayeti kerimeyi okurken ala suqihi derken orada kesreli bir kaf harfimiz var. Kalın bir harftir. İnceltmemeye dikkat ediyoruz. Liyagiza derken yine aynı şekilde kesrametli bir gayn harfimiz var. Yine kalınlığını muhafaza ediyoruz ve gunne sesi bulaştırmamaya dikkat ediyoruz. Bihimul derken oradaki h'deki kesre hu'ya döndüğü oluyor. Bihumul değil, bihimul. H'deki kesre harekesine dikkat etmemiz gerekiyor. Damme değil, kesre. Bihimul. Burada bir önceki konunun örneği olan fer diye met yaparken yarı yolda ra'nın kalınlığını fe'ye sirayet ettirmeden ve onu inceltmeden okumamız gerekiyor. Hiç kalınlaştırmadan okumamız gerekiyor. Yarı yolda harfi ra'nın kalınlığından etkilenip kalına yamutmayacağız. Sonuna kadar uzatma boyu incelik devam edecek. Bakın yarı yolda A'ya döndü. Ra'nın kalınlığından etkilendiğimizden dolayı. Böyle bir okuyuş yanlış. Sonuna kadar dödelip boyu bu incelik, F'deki incelik devam edecek. Uzatma bittiğinde Ra'ya bağlarken kalın bağlayacağız. Kuffer şeklinde. Bir daha okuyorum. Festeva ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar.